Merhabalar herkese. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bugün ikinci tur heyecanı vardı ve gerçekten kuvvetli oyuncuların mükemmel mücadelelerini izliyoruz. Bugün ben sizlerle dünya şampiyonu Magnus Carlsen'in Alman büyük usta Alexander Naumann'la oynadığı oyunu paylaşmak istiyorum. Naumann'ın ismi aslında Hans Niemann'ın ismine bayağı benziyor. O yüzden de enteresan bir tesadüf oldu diyebilirim. Bir dramaya oradan göz kırpıyoruz. Ama gelin bugün bu ikili neler yapmış onu izleyelim. E4 ile başlıyor Carlsen. E5'in ardından at F3, at C6'dan sonra D4'te İskoç açılışı geliyor. Normalde burada İtalyan, İspanyol gibi varyantları daha çok görüyoruz ustalar arasında ama Carlsen daha nadir görülen bir varyanta giriyor ve İskoç oynuyor. E çarpı D4'ten sonra at çarpı D4, at F6 ile E4 istenince önce at çarpı C6 almış Carlsen. BC6 ile siyahların C hattında bir dublesi olunca da E5 ile Fero F6'daki atı diyor Naumann'a. Fakat Naumann Vezir E7 ile diyor ki alamazsın çünkü açmaza alıyorum senin piyonunu. Açmazdan kendimi kurtardım. Tekrar atı istiyorum. Ve o at D5 karesine gidiyor şimdi. Carlsen at D2'yi geliştirince at F4 ile beraber ver veziri demiş Naumann Carlsen'e. Vezir E3'ten sonra at tekrar D5'e dönüyor ve aslında Vezir E2 at F4 bir beraberlik istenir mi iki taraftan da Carlsen Vezir E4 ile beraber bu teklifi geri çevirmiş, reddetmiş oluyor diyelim. F6 ile beraber şimdi E5 piyonuna bir istek var ve yani oraya bir şekilde savunmamız lazım ama Carlsen biraz daha aktif bir oyun peşinde ve C4 oynuyor. C4 ile beraber ver diyor D5'teki atı ama tabii ki böyle hamlelerin bazı defoları oluyor. O defoda atın B4'e gitmesi gibi. At B4'ten sonra beyazların bir şeyler yapması lazım. Çünkü hem E5 istekte hem de vezirler kırışıldıktan sonra gördüğünüz gibi at C2'den siyahların bir çatal durumu var. Yani siz E çarpı F6 alamıyorsunuz dümdüz. Vezir çarpı E4, at çarpı E4 ve at C2'den sonra teşekkürler kale için diyor Alexander Naumann sizlere. At B4'ten sonra bu yüzden Carlsen'den aslında doğru ama garip görünen bir hamle geliyor. Şah D1. Şah D1 ile beraber aslında Carlsen ne yaptı? Yani beyaz taşlarla oynuyoruz. 12. hamlede rokumuz bozuldu. Yani taşların gelişmişliği açısından baktığımız zaman da bir de üstüne E5'te piyon vermiş oluyoruz şimdi. Vezir çarpı E5 ve A3 hamlesi geliyor. Şimdi baktığımız zaman tahtaya iyi güzel piyonu verdik. Rokumuz da bozuldu. Beyazlarla sanki bir şeyler yolunda değil gibi gözükmüyor mu? Açıkçası ben öyle hissediyorum ama A3'ten sonra bu at nereye gidecek? At gitmeden bir vezir çarpı E4. Veziller değişilmiş. At çarpı E4'ten sonra bu atın gidebileceği mantıklı kare zaten bir tane. O da A6'ya gidince B4 ile beraber Carlsen diyor ki vezir kanadında alan hakimi benim ve oradan bir şeyler yapamayacaksın sen. Daha doğrusu ben orada ileride kullanmak istediğim piyonlar yaratıyorum diyor. B4'ten sonra Naumann burada C5 oynuyor. C5 aslında yani güzel bir hamle diyeceğim normal şartlarda. Çünkü en azından normal şartlarda diyorum. Nedenini anlatacağım. B4'de bir atak. Bu piyon yapısını bozuyoruz. Güzel bir düşünce fakat Carlsen'in hamlesi B5. Yani bu hamle olmasaydı güzel bir hamle diyecektik belki de. B5'ten sonra at A6'daydı. Atın gidebileceği yine mantıklı tek kare var ve o karede B8 karesi. Yani bu atı döndürüp döndürüp böyle aynı kareye dönmek, B8 karesine dönmek kimse istemez. Naumann ufak bir taktik demayla önce fil B7 oynuyor ve diyor ki ya sen istersen sen A6'yı al, ben de E4'ü alayım. Ata at değişmiş olalım ama Carlsen şunun farkında. Rakip atla kendi atının arasında çok büyük fark var. Yani ikisi de at değil bunların aslında. Fil D3'ten sonra aslında şimdi Carlsen diyor ki rakibine sen atını B8'e geri dön. Ve at B8'e geri döndükten sonra tahtaya baktığımızda kale E1 ile beraber beyazların aslında tempo olarak çok fazla öne geçtiğini görüyoruz. Çünkü siyahlar şu anda 17 hamle yapmış durumda. Beyazlar 18. hamleyi oynadı kale E1 ile. Ve yani kale yerinde, at yerinde, fil yerinde, diğer kale yerinde, şah da yerinde. Ne oldu? Ya bir tane fil oynamışız, bir de C5'te piyon var. Eskaza F6, F6 da iyi mi kötü mü? Yani burada iyi de normal şartlarda F6'yı da istemezdik herhalde. O yüzden yani 17 hamle oynamışsın. Nereye gitti o 17 hamle diye sorduğumuz zaman Naumann'a çok mantıklı bir cevap alamayabiliriz. Çünkü açılış tercihinden sonra bir şeyler yolunda gitmemiş olabilir. Bir piyon önde ama Naumann diyor ki ben de bir piyon öndeyim. Taşları geliştirirsem kazanacağım mücadeleyi. Şimdi ne yapması lazım? Şimdi özellikle şu tehdide dikkat etmek lazım. E hattı tehdidine. Ya kötü bir hamle oynarsak eğer at D6 hamlesi var. Şahı F7'ye kaçamıyorum. Tek hamlem D8 ve kale E8'den mat olabiliyorum. Ya fil E7 belki oynamak isteriz ama fil E7'den sonra da sıkıntı şu. Yani bir tane kale A2 oynayacak ve kale A2, kale A2. Şimdi ver burayı. Normal şartlarda E7'deki fili
Biraz daha kolay savunabilirim işte. Atım C6'da olabilir falan. Daha kolay savunabildiğim durumlar olabilir. Ama burada öyle bir durum da yok. Bu yüzden Naoman burada kaleye birden sonra şah F7 kaçmak durumunda kalıyor. Şah F7'den sonra Carlsen de atını C3'e döndü. Ve at C3'ün ardından fil D6 ile Naoman artık biraz gelişimine bakıyor ama gelişimine bakarken iki fil gelişirken bu taşlar henüz gelişebilmiş değil. Gördüğünüz gibi Carlsen burada bir F4 hamlesi oynuyor ve F4'ten sonra fil çarpı G2. Naoman tahtada iki piyon materyal üstünlüğünü ele geçirmiş oluyor. Fil çarpı G2'den sonra Carlsen şah C2. Piyonlar önemli değil diyor Carlsen. Ben zaten G hattını yarı açık bir hat yapmaya çalıştım ve oradan itibaren şah C2 ile birlikte de artık taşlarımın gelişmesini daha rahat yapıyorum. G6. G6'dan sonra Naoman'ın düşüncesi belki de F5 hamlesi. Ya yani F5 ile beraber baktığımız zaman yani bu filin bakışı da kapanmış olacak. Aynı zamanda sağlam bir şah kanadı yaratmış olabilirim. Fakat ya sıkıntı şu ki fil B2 hamlesi geliyor şimdi Carlsen'den ve fil B2'den sonra ya fil çok önemli bir çapraza bakmış oldu şimdi. Yani biraz önce bahsettiğim o F5 hamlesi oynanırsa bir tane at D5 gelecek. Normalde at D5 çok mümkün değil çünkü adam bir de fil D5 aldı mı zaten iki piyon önde. Çift file oynayacağım falan. Adamın 7 tane piyonu var. O piyonların açılmasını kolay kolay bekleyemezsiniz siz. Bu yüzden at D5 oynayacak. Kaleye kaçmam lazım. Kale E8 kaçıldığında kale çarpı E8, şah çarpı E8 ve at bu sefer F6'ya giriyor. At F6'dan H7'yi alacak. Bir taraftan kale G1'lerle buraya basılacak. At G5'e dönecek ve yine bu taşlar bu haldeyken gördüğünüz gibi D7'de piyon var. A6 C6'ya oynayamıyorum. Diğer taşlar beyazların diğer taşları çok daha iyi yerleşmiş olacak. Bu yüzden fil B2 hamlesine enteresan bir karar daha geliyor Naoman'dan. Ve Naoman diyor ki zaten piyonları topluyorum. Carlsen de bu piyonları vermeye niyetli. Ben bir de F4'ü alayım diyor. Fakat oyundaki kritik konumlardan bir tanesi bu. Fil çarpı F4'ten sonra yani şurada haklı Naoman. Ya kale F1 oynayamıyoruz biz. Kale F1 ile beraber işte F6 bakışları falan oradan taktikler olmuyor gibi gözüküyor. Ama kale E2 hamlesi var. Şimdi kale E2 ile ver G2'deki fili. G2'deki fili nereye gideceğiz? Şimdi normal şartlarda belki işte ya H3'e gidelim diyeceksin ama H3'ün defosu şu. At D5'i kaybediyorsun sen. At D5 oynayabiliyor rakip. Bu yüzden Naoman da diyor ki fil B7 döndüm. Fil B7 dönünce burada 23 hamledir bekleyen at kale. 24. hamlede F1'e yerleşiyor ve şimdi hem F hattı hem E hattı hem de bu çift filin bakışlarına maruz kalmak durumundasın. Hem de yani tahtaya baktığımızda 3 piyon önde siyahlar ama bir kale bir at geride pratikte. Doğal olarak bu kale at yerine iyi bir savunma yapması gerekecek. Burada Naoman G5 ile beraber filini burada tutmaya karar veriyor fakat H4 hamlesi geliyor Carlsen'den. Tabii ki olay ne? Tabii ki olay ya burayı yarmak istiyor. H çarpı G5 almak istiyor. Fil C1'lerle tekrar buraya bakmak istiyor ve şahı çıplak bırakmak istiyor. Şahı savunmasız bırakmak istiyor burada Carlsen. Tabii buna D6 hamlesiyle karşılık veriliyor. Neden? Yani normal şartlarda biz H6 oynayabilirdik bunu ama H6'ya da H5 hamlesi var. Ve şimdi yine beyazlar adına çok güzel bir konum. Çünkü fil G6'lara yerleşebilir. At E4'e gelecek. Yine siyahlar adına çok kötü bir konum kalmış oluyor. Bu yüzden Naoman buraları görüp D6 oynuyor. D6 artık diyor ki ben bir kale bir at geride burayı savunamam. Çünkü atımı D7'ye çıkacağım diğer kaleyi de oyuna geleceğim artık diyor. Bakalım yeterli olacak mı? H çarpı G5 alındı. H çarpı G5'e şöyle bir durum var aslında. F çarpı G5 alınırsa fil C1. Bitti artık. Bitti. E hattı, F hattı açık. Bu atın yerleşebildiği yerler, filin çaprazı. Oyun tamamen sona ermiş olacak aslında siyahlar adına. Bu yüzden yani o şahı savunmak mümkün olmayacak. Bu yüzden H çarpı G5'e biraz taktik de olsa bir çözüm buluyor ve fil E5 oynuyor. Fil E5'ten sonra Naoman'ın düşüncesi şu. Carlsen bu kadar piyon geriye düştü. O piyonları almaya kalkar mı? Yani gidip de G çarpı F6 alır mı? Eğer G çarpı F6 alırsa Carlsen buradaki sıkıntı bu piyon kendi piyonuymuş gibi davranacak siyahlar ve diyecek ki tamam ben F hattını kapattım rakip piyonla kapattım. Şimdi at D7 oynayacağım ve kendi savunma yapımı kurmaya hazırım artık diyor ve bunu yaparken de sadece bir G bir de F piyonu vermiş oldum. Tabii ki Carlsen fil E5'ten sonra bunları istemeyecek ve fil E5'ten sonra at E4 ile beraber yine çok güzel bir hamle. Neden? Çünkü bir taraftan burayı açtık, bir taraftan buraya basıyoruz. Zaten kale burada basıyordu. Bir şeyler yapması lazım siyahın. F6'yı, E5'i savunması lazım. O da at D7 ile beraber aslında yine bütün işlerini görecek bir hamle yapıyor. Çünkü E5'i de F6'yı da savunduk bu mantıkla ama
Artık Carlsen oyunu bitirmeye niyetli ve at çarpı f6 ile devam ediyor mücadeleye. At çarpı f6'dan sonra at çarpı f6, fil çarpı e5, d çarpı e5 ve kale çarpı e5'ten sonra oyunun henüz 30. hamlesindeyiz. Alexander Neumann tahtaya baktığımızda bir at üstün, fakat burada oyunu terk ediyor. Çünkü tahtada oynanamayacak bir konum olduğunu farkına varıyor. Gerçekten de Carlsen adına ya müthiş bir oyun. O piyonları bir bir bırakması, ardından o kale ve atın pratik olarak eksikliğinden yararlanılması. Biz canlı yayınlarda hep bahsediyoruz. Taşların aktifliği önemlidir. Bir 19. yüzyıl mücadelesi gibi aslında. Piyonları verdi burada sadece. 19. yüzyılda biraz daha işte veziri kaleleri falan bırakıp öyle bir mat hücumu yaparlardı. Burada 3 tane piyon bırakıyor ama ardından müthiş bir oyun kazanıyor dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Kale çarpı e5'ten sonra neden terk edilmiş? Olay şu. Yani bir at önde dedim ama o birazcık potansiyel bir at diyelim. Çünkü zaten f6'daki at düşmüş karşılığında, gördüğünüz gibi bunu savunamıyoruz. Kale h8, kale ae8 oynayabiliriz. h7'yi tutmak istiyorum fil oraya baktığı için. Kale ae8 oynuyorum burada. Kale ae8'den sonra ne yapalım? İki çeşit kazanç gösterelim. Kale çarpı f6 bir tanesi. Yani şah, gördüğünüz gibi g8'e gitmeyeceğim. e8 boşta kalmasın. Şahı g7'ye götüreceğim. Buradaki sıkıntı da bir tane kale c5. Ver c7'den fili düşürmek istiyorum. Kale e7 ile tut. Buna da kale h6. İşte bu konum benim çok sevdiğim bir konum oldu. Çünkü olay şu. Sen h7'yi bırakamıyorsun kardeşim. Gördüğünüz gibi h7 bırakılamıyor. Çünkü hem fil hem kale bakıyor. c7'yi bırakamıyorsun. Kaleyle burayı savunmak zorundasın. Kale buraya baktığı için a6, c6 gibi hamleler iş yapmıyor. Doğal olarak şu an siyahlar hamle yapamıyor. Yani beyazlarla yaptığınız hamlelerin hepsi güzel. Yani şahı istediğim yere götürürüm. A piyonunu A6'ya sürerim. Fil F5 oynarım. Kale E6 ile birer kale değişirim. C7'ye bakmak zorunda kalır rakip. Gibi gibi birçok kazanç fikri burada beyazları beklerdi. Bir diğer taraftan kale AE8'e, kale C5'li bir kazanç yöntemi de var. Yine kale E7 ile burayı savunmaya kalkacağım ama o biraz daha şey, G çarpı F6. Bu piyon kötü demiştik çünkü beyaz onu savunma piyonu olarak kullanabilir ama ya taktik bir şey kazanıyorsanız olay öyle değil. C7'yi tutmak zorunda bu kale ve şimdi fil F5'ten sonra ver kaleyi. Kale C7'yi savunmak zorunda ama C7'yi savunabileceği bir yere kaçamıyor. Doğal olarak siyahlar yine oyunu kaybetmiş, terk etmiş olacaktı. Ben oyunu kale çarpı E5 hamlesiyle, videoyu kale çarpı E5 hamlesiyle noktalamak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Açıkçası ya ben bu oyunu çok sevdim. Bugün canlı da takip ettim. O yüzden hani bu eski oyunların tadını verdi bana. Gerçekten Carlsen'den o şah D1 hamlesi, ardından o şah kalanındaki piyonların bırakılması güzel, yaratıcı bir oyundu. Umuyorum sizler de benimle aynı keyif almışsınızdır. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.